Yatırım Cephe'ne hoş geldiniz değerli izleyenler, sevgili seyirciler. Ben Rahim Ak. Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası Fed'in kararına odaklanmış durumda, bayram dönüşü. Biz ise bugün her zaman olduğu gibi sermaye piyasalarının temel taşlarından olan kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla piyasaların bugününü ve yarını konuşacağız. Sermaye piyasalarının önemli aktörlerinden İş Portföyü Genel Müdürü Tevfik Eraslan ile yatırım dünyasının temel doğrularını ele alacağız. Tevfik Bey, hoş geldiniz yanımıza. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim Rahim Bey. Hoş bulduk. Çok sağ olun yeniden geldiğiniz, katıldığınız için. Girişte de söyledim. Biraz temel taşlarını, sizinle her yaptığımız her programda çok da güzel oluyor. Sermaye piyasalarının temel taşları, temel doğruları nelerdir? Bunları konuşuyoruz bıkmadan, usanmadan. Ama herhalde ihtiyaç var yine. Ben şöyle başlamak istiyorum sorumuza. Türkiye sermaye piyasaları başta Borsa İstanbul'a gelen yeni yatırımcılar olmak üzere gelişme evresinde gelişiyor. Bu gelişim sizce yeterli düzeyde mi? Siz aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanısınız. Son bir yıldır bu gözlüğünüzde var bir taraftan. Hem kendi içinde hem de dünya sermaye piyasalarıyla karşılaştırarak bize anlatabilir misiniz? Rahim Bey, ilk önce konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi sermaye piyasalarını ne kadar konuşsak az, çünkü bunu konuşmaya ihtiyacımız var. Sermaye piyasalarını geliştirmeden ülkenin kalkınmasını sağlamanın çok da mümkün olmadığını diğer ülke örneklerinden de çok net olarak görüyoruz. Bu sene ve geçtiğimiz yıl işin açıkçası sermaye piyasaları adına işlerin olumlu gittiği bir dönemdi diyebiliriz. Hem Türkiye için bu geçerli, hem de dünya için geçerli. Özellikle merkez bankalarının bu pandemiyle birlikte krizin derinleşmesini önlemek adına aldıkları tedbirler en fazla aslında sermaye piyasaları tarafına da fayda sağladı. Dolayısıyla biz pandeminin getirdiği kısıtlar ve bu parasal genişlemeyle birlikte sermaye piyasalarında bir büyüme, canlanma her tarafta gördük. Bunun örneğini de neyin üzerinden verebilirim? Ernst & Young her yıl halka arz raporu yayınlıyor. 2020 yılı için yayınladığı raporda şunu söylüyor. Diyor ki halka arzlar bir önceki yıla göre %19 arttı. Halka arz edilen şirket sayısı 1363 oldu diyor. Yine benzer bir şekilde 2021 yılında da ilk çeyrekte %28 artışlı 269 milyar TL'lik yine halka arz yapılabilmiş ve halka arzlar adına 2021 yılının ikinci çeyreği son 20 yılın dünyada en iyi dönemi olmuş. Dolayısıyla iyi bir dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Pekala, Türkiye bu işte nasıl bir sınav veriyor diye baktığımızda. Görünürde iyi ama. Türkiye'nin de rakamları iyi. Yani geçmiş dönemlere kıyaslayarak buralarda da artık bir kıpırdanma olduğunu görüyoruz. 2020 yılında yine önemli miktarda şirketimiz halka arz oldu. 8 şirket ve 1.2 milyar TL bu şirketlerimiz halka arz yöntemiyle kaynak temin ettiler. 2021 yılında şu ana kadar 23 şirketimiz halka arz oldu. Halka arz edilen rakam da 11,4 milyar. TL seviyesine geldi. Bunlar çok memnuniyet verici rakamlar. Diğer taraftan yatırımcı sayısı anlamında da 1.2 milyon pay senedi yatırımcısından Nisan ayında 2 milyon 674 bine kadar çıkmıştık. Şimdi tekrar 2 milyon 435 bin rakamına gerilemiş durumdayız. Orada da rakamlar artıyor. Dolayısıyla bizim rakamlarımız da dünya ile birlikte paralel gidiyor. Ama diğer taraftan dünyada halka açık şirketlerin değerinin gayri safi milli hasılaya oranı ortalama olarak %119. Bizde ise bu oran şu an için %32 mertebesinde. Dolayısıyla biz burada oldukça geri sıralardayız. Bunun bir kere daha iyi bir noktaya gelmesi lazım. Demek ki daha fazla, daha büyük şirketlerimizin halka arz yöntemiyle borsaya geliyor olmasını beklememiz gerekir diye ben gelişmesi düşünüyorum. Gelişmesi gereken temel alan bu mudur? Yani daha büyük ISO 500 şirketlerinden yaptığımız haberlerde bunlar yazıyorduk. Çok az şirket, mesela oradaki ISO 500, ISO 1000 şirketlerinden çok az şirket borsada. Dolayısıyla temel gelişim alanı burası mıdır? Büyük şirketlerin borsaya
Bosna'da yani halka şimdi temel gelişim alanı diye sorduğumuz zaman aslına bakarsanız halka arz işi ya da borsadaki şirketlerinizin toplam piyasa değeri konusu, onun dünyadaki yeri konusu aslında yine bir sonuç. O sonucu elde edebilmek için ilk önce ülkenizin tasarruf oranının yükselebiliyor olması lazım. Maalesef biz hala tasarruf açığı olan bir ülkeyiz. O nedenle cari işlemler açığı veriyoruz ve başka ülkelerin yaptıkları tasarruflara ihtiyacımız var. Hem daha fazla tüketebilmek ya da tüketebilmek ya da ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek adına ilk önce tasarruf oranımızı burada yükseltmemiz gerektiğini ben altını çizmek isterim. Diğer bir konuysa biz uzun vadeli tasarrufu finansal piyasalar aracılığıyla yapmayı seven bir millet değiliz. Yani bunu çok beğenmiyoruz. Daha çok kısa vadeli yatırımları tercih ediyoruz. Ama kısa vadeli yatırımlarla da hem getirinin en çoklanması çok mümkün olamıyor, hem de sermaye piyasalarının gelişimi ve ülkenin kalkınması da bu yöntemle yine sağlanamıyor. Dolayısıyla bizim en öncelikli konumuz bana sorarsanız tasarrufların ve uzun vadeli birikimlerin arttırılması konusudur. Bunun buna şimdi başta BES olmak üzere bir takım girişimler var zaten ama yeterli değil herhalde. Şu anda zaten hani rakamlara bakıldığında görülüyor. Bireysel emeklilik bizim son 20 yılda finansal piyasalar adına en iyi yaptığımız işlerden bir tanesi. Dolayısıyla uzun vadeli bir birikimi burada yapabiliyoruz. Önemli sayıda vatandaşımız bu sistemin üyesi oldu. Hem BES hem de otomatik katılım sistemi vasıtasıyla 12 milyonun üstünde vatandaşımız artık uzun vadeli tasarruf eder hale geldi. Evet. 180 milyarın üstünde bir parayı burada biriktirebildik. Ve burada da rakamlar pozitif yönde ilerliyor. Ama bu yine gayri safi milli hasıla içerisinde değerlendirildiği zaman oran olarak dünyadaki yine en arka sıralarda aynen yer alıyoruz. Demek ki zaten. Demek ki buradaki hem 12 milyon rakamını daha yukarıya doğru çıkartabilmemiz lazım, hem de katılımcı bazite başına düşen birikim miktarını da daha fazla arttırma ihtiyacımız var. Dolayısıyla buralarda ilave tedbirlere, yönlendirmelere ve motivasyona ben ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili zaman zaman yetkililerle bir araya da geliyoruz. Mesela birlik olarak yaptığımız önerilerden bir tanesi de uzun dönemli hedefli yatırım hesapları. Burada neler olabilir? Eğitim amaçlı birikimlerin yine sermaye piyasası aracılığıyla yapılması. Konut edinimine yönelik olarak yapılacak birikimlerin sermaye piyasası ürünleri vasıtasıyla yapılması. Evlilikle ilgili yine birikimlerin sermaye piyasası ürünleri vasıtasıyla yapılması. Bunların farklı alanlarda yapıldığını gördük. Bankacılık sisteminde bunun mesela örnekleri oldu geçmiş dönemde. Çok başarılı olmadı. Dolayısıyla bizim önerimiz sadece bu işe odaklanmış kurumlar vasıtasıyla ve sermaye piyasası ürünleri kullanılarak bunların bir adım daha ileriye götürülebilmesinin imkanı olduğunu ben düşünüyorum. Peki Tevfik Bey, iyi eksik alanları belirledik, onları anlattınız ama mesela iyi olduğumuz bir alan var mı sermaye piyasalarında? Yani bütün enstrümanlar göz önüne alırsak. İyi olduğumuz yerler de var. Dolayısıyla eleştirilerimizi yaparken iyi olduğumuz alanları da hep göz önünde bulundurmalıyız. Yani gelişime açık alanlarımız neler, iyi olduğumuz alanlarımız neler? İyi olduğumuz alanlarımızdan bir tanesi finans sektöründeki insan kalitesi, eğitim düzeyi, yetişmiş insan varlığı açısından Türkiye çok iyi bir noktada. O nedenle Türklerin biz sadece Türkiye'deki finansal kurumlarda değil, dünyadaki başka ülkelerde çok iyi pozisyonlarda olduklarını da görebiliyoruz. Bu da bizim yetişmiş insan gücümüzün oldukça iyi olduğunun bir işareti. Diğer taraftan bizim yine mevzuat altyapımız ve organizasyon yapımız ve şirketlerimizin kurumsallaşması açısından burada da iyi bir noktada olduğumuzu ben görüyorum. Bununla ilgili de diğer ülkelerle kıyasladığımızda iyi bir seviyede olduğumuzu net olarak görüyoruz. Başka iyi olduğumuz bir alan da teknoloji. Teknolojiyi şirketlerimiz, bankalarımız, aracı kurumlarımız, portföy yönetim şirketlerimiz gayet iyi kullanıyorlar. Dolayısıyla da geçtiğimiz
pandemi döneminde de çok iyi bir sınavı bu nedenle verebildik. Hiç kesintisiz her şeye rağmen borsamız çalıştı, aracı kurumlarımız çalıştı, bankalarımız çalıştı, portföy yönetim şirketlerimiz çalıştı ve vatandaşlarımız da hiç kesintisiz bu finans sektöründen hizmet almaya devam edebildiler. Borsasının kapalı olduğu ülkeler olmadı mı? Oldu. 4 günden 54 güne kadar borsasını kapatan ülkeler vardı. Pandemi nedeniyle dönüp teknolojileri uzaktan çalışmaya izin vermedi. Ya da piyasalarındaki volatilite buna izin vermedi. Ama biz bunları başarabildik. Yine diğer taraftan mesela elektronik genel kurulları biz yapabildik. Dolayısıyla hissedarlar hiçbir şekilde zorlanmadan elektronik genel kurullar vasıtasıyla genel kurullarını yaptılar, haklarını burada kullanabildiler. Yine elektronik imzamız var, elektronik yönetim kurulu toplantısı yapabilme kabiliyetlerimiz var. Bunlar bizi birçok ülkeden pozitif yönde ayrıştıran özelliklerimiz. Evet, onun mevzuat altyapısı da hazır, yapılabiliyor dolayısıyla. Tam sırası gelmişken geçen sene bu pandemi dönemi boyunca tamam bunlar artılarımız. Halka arzlar oldu ve bu halka arzlar da genellikle küçük şirket halka arzları olduğu için eleştirildi. Bir ufak pencere açıp o halka arzlar konusunda ne düşünüyorsunuz özellikle pandemi döneminde yapılan halka arzlarla ilgili? Yani işin açıkçası serbest piyasa ekonomisinin her türlü şekilde çalıştığı bir finansal piyasamız var. Dolayısıyla hangi ölçekteki şirketlerin halka arz edileceği hususu aslına bakarsanız arz talebin kendi dengesinin ortaya çıkarttığı bir şey. 2020 yılında nispeten daha küçük ölçekli şirketlerimiz halka arz edilebilmişken 2021'e gelince talep bir miktar daha arttı. Dolayısıyla ölçeği biraz daha büyük olan şirketlerimiz halka arz edilebildi. Hem de sayı da arttı. Ama burada şu resmi kaçırmamak gerekiyor. Ülke içerisinde her ne kadar bireysel yatırımcılarının pay piyasasına olan ilgisi artmışsa da yabancı yatırımcının düzenli bir şekilde son birkaç yıldır ülkemizden satış yaparak çıktığını gözlemliyoruz. Bu da çok büyük ölçekli halka arzların yapılmasına fazla da imkan vermiyor. Evet. Dolayısıyla bizim ülke olarak en önemli ev ödemlerimizden bir tanesi yine finansal piyasalarımızı, ülkemizin ekonomisini yabancı yatırımcılara anlatmak. Biz bunu yapmadığımız takdirde maalesef yabancı basının Türkiye ile ilgili bakış açısı belli. Türkiye'nin ekonomisi dünyada %1 tekabül ediyor. Nüfusu da %1'e tekabül ediyor aşağı yukarı. Dolayısıyla biz dünya basınında %1 yer almamız gerekirken bakıyoruz her hafta dünyanın en büyük gazetelerinde muhakkak Türkiye ile ilgili bir haber yer alıyor. Ve maalesef de olumsuz yer alıyor. Dolayısıyla bu ülkenin her bir ferdinin aslında ülke ile ilgili durumu yabancı yatırımcılar anlatma vazifesinin olduğunu ben düşünüyorum. O zaman biraz isterseniz o zaman geleceğe bakalım. Ben de hep sizden sorarım gelecekle ilgili ne olacak, ne bitecek diye. Sizin fikirlerinize çok değer veririm. İzleyicilerimiz de yararlansın istiyorum. Bundan sonraki dönemde sermaye piyasaları açısından ne düşünüyorsunuz? Neler olacak? Tahminleriniz nelerdir? Sermaye piyasaları nasıl bir gelişim gösterecek? Şimdi bu tabii çok geniş kapsamlı bir soru. Bu soruya şu pencereden yanıt vereyim. Sonra başka pencereleri de isterseniz açarız. Türkiye genç, dinamik bir nüfus yapısına sahip. Her ne kadar biz de yaşlanıyor olsak da ortalama yaşımız Türkiye'nin de yukarıya gidiyor ama çevremizdeki ülkelere baktığımız zaman Türkiye nispeten genç nüfusa sahip. Dolayısıyla biz teknolojiyi çok rahat öğreniyoruz, kabulleniyoruz. Yatırım alışkanlıklarımızı çok hızlı bu nedenle değiştirebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde ben bu nedenle Türkiye sermaye piyasalarının geleceğini de çok pozitif görüyorum. Teknolojiyi kullanma, kabullenme açısından da bu genç nüfus çok büyük bir şansımız. Bu nedenle de yine çok hızlı bir şekilde diğer ülkelerden daha hızlı finans sektörümüzü teknolojiye adapte edip birçok işi online platformlara alabileceğimizi, dolayısıyla da toplam gider rasyosu açısından finansal sistemin birçok ülkeden daha iyi konuma geleceğini düşünüyorum. Hı hı. Bir de genç nüfusta
yatırım alışkanlıkları ve bakış açısı olarak da bir farklılaşma var. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma ilkelerini temel baz olarak alacak olursak, gençler daha sürdürülebilir alanlarda yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde şirketlerin ve yatırım biçimlerinin buraya doğru çok daha hızlı bir şekilde Türkiye'de ben evrileceğini öngörüyorum. Öyle bir sorum da vardı aslında. Türk vatandaşlarının biriktirme ve tasarruf hangi yeni ürün, yeni ürünler var tabii, yeni sermaye piyasaları ürünleri var. Hangi ürün Türk vatandaşlarının tasarruf ve biriktirme alışkanlıklarına uygun diye bir sorun vardı ama şimdi siz gençleri söyleyince acaba orada da bir yani normal yatırımcılar ve gençler olarak ikiye ayrılıyor mu bu tasarruf alışkanlıkları, tercihleri daha doğrusu? Aslına bakarsanız çok ciddi bir ayrım ben orada görmüyorum. Çünkü toplum olarak birlikte bilinçleniyoruz. Ve geçmiş dönemde belki çok da kıymet vermediğimiz çevreye duyarlı olma konusunu bugün çok daha önem veriyoruz. Avrupa'daki sel felaketi, Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz bölgesindeki sel felaketine baktığımız zaman, kutuplardaki buzulların hızla erime konusuna baktığımız zaman, işte bugün İstanbul'un çok sıcak ve nemli olmasına baktığımız zaman görüyoruz ki çevreye saygı göstermediğimiz takdirde bizim önümüzdeki dönemde çok daha büyük sorunlarımız olabilir. O nedenle de herkes geçmiş dönemde olduğundan çok daha bence bilinçli bir şekilde hem tüketim alışkanlıklarını hem yatırım alışkanlıklarını hızlı bir şekilde değiştiriyor. Yoksa bu da davranış dünya biçimine yansıyor. Evet, yoksa bitiyor dünya. Gençler daha mı, yani benim gözlemlediğim gençler hem tasarruflarında hem yatırımlarında daha fazla sürdürülebilirlik dediniz, daha fazla önemsiyorlar. Siz de belirttiniz gerçi. Peki o yatırım araçları var mıdır ya da şu anda gözlemliyor muyuz özellikle genç kesimin o yatırım araçlarına doğru yöneldiğini? Bu da bir süreç. Yani bugün Türkiye'deki bütün finansal ürünlerin bu konuyu kavradığını söylemek çok güç. Ama bundan 10 yıl öncesine baktığımız zaman bu konuyla ilgili ürün gösterebilmek çok mümkün değilken bugün hemen hemen her finansal şirketin ürün yelpazesinin içerisinde sürdürülebilirlikle ilgili ürünler görüyoruz. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde bu rafın çok daha hızlı bir şekilde genişlediğini, belli bir noktadan sonra da sürdürülebilirlik ilkelerine uymayan yatırım araçlarının raflarda olamadığını da görüyor olacağız. Mesela birçok banka kömürle enerji üretimini finanse etmeme kararı aldı. Yani bunlara baktığınız zaman önümüzdeki dönemde bu bilincin ben çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Mesela bunun yanında birçok portföy yönetim şirketi ülkemizde yenilenebilir enerji fonu çıkarttı ve bu ürüne de ilgi son derece yüksek. Ben bu bakış açısının hızlı bir şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Genç nüfus da bu gelişmenin en büyük savunucusu olacak. Evet, sürdürülebilirlik daha çok tabii yani aklına gelemeyecek belki seyircilerimiz vardır biraz. Tabii doğayla insanın yatırımlarının uygun bir şekilde, bir ergonomik bir şekilde birleşmesi anlamına geliyor herhalde. Sürdürülebilirlik bu anlamda bunu böyle açabiliriz. Yani doğaya saygılı yatırımların desteklenmesi diyebiliriz. Tevfik Bey, siz bir portföy yönetim şirketinin başındasınız. Biraz önce bir giriş yaptınız. Çok portföy yönetim şirketleri çok sayıda yeni yatırım alanları buldu, geliştirdi. Bu yatırım alanları nelerdir? Sizin önümüzdeki dönemde gelişecek dediğiniz alanlar nelerdir? Dünyada aslına bakarsanız yatırım fonları, yani portföy yönetim şirketlerinin en büyük ürün gamını yatırım fonları oluşturuyor. Dünyada da bunun istatistiğini Amerika'daki ICI dediğimiz yatırım şirketleri enstitüsü tutuyor. Bu şirketin derlediği en son verilere göre yatırım fonlarının dünya gayri safi milli hasılasına büyüklüğün oranı %88. Türkiye'de bu oran hala %3 seviyesinde. Türkiye daha fazla bankacılık ürünlerinin talep edildiği bir finansal yapıya sahip.
Ama önümüzdeki dönemde burada çok daha hızlı bir şekilde ben gelişme olacağını görüyorum. Çünkü yatırımcılar da daha farklı alanlara, daha değişik ürünlere yatırım yapmayı istiyorlar ve portföy yönetim şirketleri de ürün gamıyla bunu çok iyi bir şekilde sağlayabildiklerini Türk yatırımcılarına gösterdiler. Evet. Sanırım bundan sonra da Türkiye'deki portföy yönetim şirketleri de başta sizin başında olduğu iş portföyünde ürünleri var, onları da görüyoruz. Bu taraf bu alana doğru yönelecektir. Tevfik Bey, maalesef yayınımızın sonuna geldik. Son bir söyleyeceğiniz varsa alalım sizden. Ben şunu söyleyerek bitireyim. Ülkemizin bir kere kalkınabilmesi ve istediğimiz büyüme oranlarına gidebilmemiz için sermaye piyasalarının ve bunun da sağlamak için tasarrufların gelişmesi lazım. Daha fazla tasarruf edelim ve uzun vadeli tasarruf alışkanlıklarımızı geliştirelim. Evet, sermaye piyasalar olmadan, tasarruf olmadan olmayacak gibi. Evet. Görünüyor. Siz hep söylüyorsunuz. Ben de hep destekliyorum sizi. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederiz. Efendim, Yatırımcı Rehberi'nin sonuna geldik. Bu hafta konuğumuz İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan'dı. Bir sonraki Yatırımcı Rehberi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.